Allah. Affedersiniz, birini arıyoruz da tanıyor musunuz acaba? Buyurun abicim. Benim bu mahallede tanımadığım kimse yoktur efendim. Öyle mi? Ben organizatör Rıza Bey'i arıyordum. Hah, en iyi de onu tanıyorum bey abicim. Çünkü organizatör Rıza bizzat kendim oluyorum şahsen. Öyle mi? Sizinle bir iş konuşmak istiyorum da. Lütfen arabaya biner misiniz? Vay be, çok kıyak arabaymış ha. Kaç basıyor abi bu? Cem Yılmaz'ın da dediği gibi asfalt ağlıyordur be abi, değil mi abicim? Bırakın şimdi arabayı Rıza Bey. Size bir iş teklifinde bulunacağım. Pardon abi, buyurun dinliyorum. Ben evimde kızıma bir söz kesme töreni yapacağım da... sizden bir orkestra getirmenizi isteyecektim. Emredin, Londra Senfoni Orkestrası'nı getireyim şimşak. Hayır canım, ben Cennet Mahallesi Orkestrası'nı istiyorum. Hani şu Cennet Mahallesi romanındaki Pembe'yi, Ferhat'ı, Sultan'ı istiyorum. Baş üstüne abicim. Yalnız en pahalı orkestrayı istedim be abi. Ne yaptın ya? Kesenin ucunu azıcık açman lazım. Sen yeter ki onları getir. Para hiç mühim değil. Madem para mühim değil abicim, bu işi olmuş bil. Al. Adres burada yazılı. Gece 10 gibi muhakkak evde olun, tamam mı? Başlıyorsun abicim. Saygılar abicim, sevgiler abicim, saygılar abicim şimşak. Kız. İyice kuruladın mı vaya? Kapı çalıyor, kalk git bak şu kapıya. Pembe abla, ayaklarını kurularım değil mi? Ayaklarını kurularken aynı anda nasıl kapıya bakabilirim ha? Kız sen aynı anda iki işi yapamıyor musun? Allah'ın beceriksizi. Vallahi seni ne yapmasın? Kız ben buna boşuna para verdim. Hiçbir alta yaramıyorsun sen. Allah'ın beceriksizi be. Git açsana şu anne. Kapıyı haydi. Çıldırdı bu, sus. Ay sultan, bıktım. Yavuz çıldırdı diyorum. İyi günler şimşak. Kız sen niye bu içeri aldın? Sana 40 kere dedim. İçeriye sokma. Çıldırdı. Biz icabında anam bak burada yalın ayak şey ediyoruz yani. Pembe abla biraz sinirli galiba. Ben şey için gelmiştim Pembe abla. Niçin geldin şaşkın ibibik? Adam gibi konuş. Zaten heyheylerim tepemde. Kırarım tepeni, akıtırım pekmezini ha. Şey, çok iyi bir iş teklifi var da Pembe abla. Çok iyi para verecekler. Öyle mi? Canım anam hoş geldin. Ayakta kaldın, gel otur şöyle yanıma. Otur gel, kurban olsun Pembe ablan sana. İçin yaklaş. Yaklaş, çekirdek yer misin? Yok sağ ol ablacığım, almayayım. Kız bana bak, çıkın şu papuçlarını çoraplarını gelmişken Fatoş bir su da seni yıkasın ayaklarını. Aa. Yok sağ ol abla, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim şimşek. O nasıl söz Rıza'cığım? Senin gibi anam. Büyük bir insan bizi hiç rahatsız eder mi? Neyse kaldık canım. En son şey mi diyorum, para. Oradan devam et cümleyi, kur canım cümleyi. Bir söz töreni varmış da orada çalacağız Pembe abla. Herif dedi ki illa Cennet Mahallesi Orkestrası'nı isterim dedi. Namımızı duymuş. İyi. Kaç para alıyoruz o şeytan abimizde? Paradan yana derdiniz olmasın dedi adam Pembe abla. İstediğiniz parayı veririm dedi şimşak. Güzel. Madem ki paradan yana sıkıntımız yoktur, o zaman hadi hayırlısıyla gidiyoruz çalmaya. Ay yaşa be ana. Hem dertlerini doldurursun. Gidelim çalmaya ya, ne güzel. Gidelim çalmaya. Gidelim. Çıkar şunları bir su yıkasın. Vallahi. Gel kız. Gel kız şuradan çıkar anam. Yanma hadi anam. Rıza. Ha? Gel ulan gel. Geldim. Kız etini yeme. Etini yeme be. Kimedir? Hepsine. Almayayım anış. Nasıl efendim, harika çalıyorlar değil mi? Gerçekten çok iyiler. Romanda anlatıldığı kadar iyiler. Roman dediğiniz aklıma geldi. Romanda benden üçkağıtçı diye bahsetmiş efendim. Alakası yok. Biraz mübalağa etmiş. Aklınızda bulunsun. Çok dürüst bir insanım ben. Anlıyorum. Madem. Bugün kahvede işler nasıldı canım? İyi miydi? Vallahi sabah pek kimse yoktu Bedekşe. Ama öğleden sonra bayağı iyiydi işte. Ayrola niye sordun? Aa yok bir şey, öylesine sordum. Bir de utanmadan yalan söyler be. Kesin bir işler çeviriyor, kesin. Abla çok kral müşteri vardı burada be. Çok doğru değilsin ulan. Hepsinin ensesi kalındır.
Bunlar yüzük banknotuna şarlatır atmazlar. Yaşadık. Lan Ferhat ya, ne güzel bir söz kesme töreni değil mi ya? Bu söz verenler çok şanslılar ha. Ya inşallah biz de bir gün böyle bir törende sözleriniz beşerden ha. Sevgili konuklar, müziğe biraz ara verelim. Müzik mort. Şimdi de alkışlarınızla sözlenecek çocuklarımız geliyorlar. Bravo. Bravo. Abi Betir. Kim bilir nerelerdesin şimdi? Lan öyle bakmayın be. Kalkın alkışlayın hadi siz de hadi. Bravo. 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 Beter. Beter bu ya. Hayda. Aman Allah. Olduğunu biliyordum da. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Söz töreninde de bana mı çaldıracaktın? Sen bana bunu da mı yapacaktın be? Ben de bir saniye açıklayabilirim. Şşt! Nikahında da şahidin olarak çağırırsın beni. Yazıklar olsun sana be. Pembe, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor. Sırf uğur görmek için çağırdınız bizi değil mi? Size be. Yazıklar olsun sana. Lan bu yaptığın delikanlı sar mı seni? Dur Ferhat. Artık'ın bizimle oyun oynamayı bırak. Yoksa çok fena olur. Yazıklar olsun sana Beter. Bir kitabını imzalamadın. Niye benim haberim yok bu organizasyondan? Affedersin Tunç. Ben sana sürpriz olsun diye çağırmıştım onları. Dargın olduğunuzdan haberim yoktu. Gördünüz mü Beter neler yaptı bize Allah? Çok kanıma dokandı ya. Sultan tutmasa var ya orada kıtlarını sıkacaktım ha. Biz ona ne kadar iyilik yaptık halbuki. Her gün evimizde yemekler yedirdik, içkiler içirdik. Ama nankör çıktı herif. Yüz verdik ayıya, geldi şey yaptı alıya. Aman be çocuğum, bu kadar sinirlenmeyin. Biz insaniyetliğimizi yapalım. Hmm. Kıymetimizi bilmeyenler utansın.